Vallahi bir hayat yok vallahi. Ne yapıyorsunuz burada? Hamallık yapıyoruz. Fıstık mı indiriyorsunuz? Fıstık indiriyor. Bu sene bereketli mi? Bereket çok. Koyacak yer yok. Yok yok vallahi yer yok. Doğru değiliz. Abi de böyle iki çeşittir işte bu. Evet. Benim kendi malımdır. Evet. O paklavalıktır bu. Evet. İçleri yeşil olanlardandır. Vallahi işte halın evet, durumunda ki. Rekolte iyi mi? Verim iyi mi? Vallahi verim o kadar iyi de ama satış yok. İhracata gidecek bir yer yok. Kimse ihracat kapılarını açmıyor. Burada mallar hepsi orada yatıyor. Devlet. Devlet şimdi yağmur. Çadırlarda bekletiyorsunuz. Evet ya, çadırlara koyuyoruz. Çadır kurmuş yok. Yani şimdi yarın öbür gün bir yağmur falan yağarsa bizim bu fıstıkların hepsi bertaraf olur. Ama bunu bize belediye yetkililer eğer üstte bir ambar yaptırmaya çalışırsa Antep Nizir gibi. Mesela Antep belediye başkanı bizim maalesef belediye başkanlarımız bize köstek oluyor. Zaten fıstık Urfa'nın fıstığı yani %70 Urfa fıstığıdır. %30 Antep'te çıkar. Biraz normaldi yani biraz bugünlerde duraklamış da yani bir sene mal verim çok yani bizim beklediğimiz bahçede diyelim 2 ton bekledim biz 3 ton bir sene kaldırdık yani yani mahsul bir sene rekor yani. Şey oldu yani. Şimdi peki fıstık koyacak yer yok mu? Burada? Hiç yok bak görüyorsunuz biz karşıya indirmişiz parkın karşısına indirmişiz yarın öbür gibi bir yağmur olursa biz perişan oluruz yani. Depolar falan dolu. Depolar şimdi eğer belediye bizim belediyemiz yani izin verirse biz 3. katı diyelim biz başlığa bırak. Yani biz kendimiz yapabiliriz yani. Evet. Hiç belediye yani orta desin ki yapın bizim için sıkıntı olmaz yani biz yaparız. Çadırlarda muhafaza ediyoruz. Çadırlarda altına parat koymuşuz.
çadır üstüne çekmiş. Yani yarın öbür gün bir yağmur buraya basarsa, kanalizasyonları kaldırmaz sana sıkıntı olur bizim için. Ne kadardan satılıyor kilosu? Vallahi şimdi 36'dan başlıyor, yani baş fiyat 46'dır. 40-41'e kadar da satılıyor, yani iyi mallar, ekstra mallar. Evet. Çok şükür fıstıkta mahsul verim bayağı rekolte yüksektir. Tabi 2019'da 2018 yılına göre neredeyse 2018'de 107 bin ton olan rekolteyi bu sene ikiye katlamış olduk. 200 bin ton civarında rekoltemiz var Şanlıurfa fıstığı olarak. Mahsul güzel, fiyatlar da orta derecede devam ediyor şu an. Gerek çiftçi olsa gerekse de biz esnaf olarak halimizden memnunuz. Yalnız bir şikayetimiz var. İşte malum rekolten yüksek olmasından dolayı depolarımız, iş yerlerimiz yetersiz kaldı bu yıl. Fıstık koyacak yerimiz yok. İşte gördüğünüz gibi her tarafta fıstık var. Üzerlerine çadır çekmişiz. İleriki günlerde yağış olursa biraz esnaf olarak sıkıntı çekeceğiz. Biz rekolte bu yıl 200 bin ton civarında rekolte geldi. Malum işte 2019 yılının bahar aylarında, yani Nisan aylarındaki bu pandemiden dolayı fiyatlar düştü. Ama son işte rekolten de yüksek olmasından dolayı da şimdi fiyatlar kırmızı kabuklu fıstıkta 36-40 civarında, o bantta kalitesine göre değişiyor. Baklavalı fıstıkta da yine 50 ile 55 arasında fiyatlar değişiyor. Ha bu pandemi zarar verdi mi bizim işimize, fıstık fiyatlarına etkisi oldu mu? Bayağı çok oldu. İhracat olmasından dolayı da zaten biz fiyatlarda da biraz gevşeme var yani. Peki Antep'e göre Şanlıurfa'da ne kadar fıstık üretiliyor? Şimdi Türkiye'de yetişen fıstığın %55'i Şanlıurfa'da yetişiyor. Evet. Örneğin hesaplayın işte Türkiye'de kaç tane ilde fıstık yetişiyor? Bir